Balık çok güzeldi. Patates ziyan ettiler. Çöpe attı. Ne yapıyor? Patates püresi yapsaydı ya. Abi bir şey yapsaydı yani. Orada durdu gastronomda saatlerce. Tempura da pişmemişti. Sos güzeldi. Ama tempura pişmediği için şeyi anlamadım. Ben bugün sadece ana yemeği beğendim. Diğer yemekleri hiç beğenmedim. Ana yemek zaten sıradan bir levrek. Yani tatlı, levrek ne kadar tatlı, kötü olabilir. Tatlı normal tatlı. Hamuru falan pişmemişti. Yani ana yemek bence çok güzeldi. Ben yerim yani onu her türlü. Sosunu algılayamadım. Tadı yoktu bence sosun. Ben sosun da tadını aldım. Ana yemekte ben iyiydi bence. Ana yemek güzel. Hayır onu söylemiyorum ben bu arada. Karadeniz tempura sosundan bahsediyorum. Alabildiniz mi siz onu? Tempoyu nasıl buldunuz? Yorumlamak istemiyorum. O derece yorumlamak. Tatlı berbat zaten. Tatlı hazır abi. İsterse kralında bana sunsun. Alt tabanına en ağır teknikleri kullanıp şey yapsın. Hazır aldığı bir şeyi benim içine koyup da bana tatlı diye sunamaz yani. Bir saatte helva değil, kralı yapılır. Yani. Sen iki kere yaptın. Sen balıktan anlayan adamsın. Nasıldı menü? Ya balık iyi gibiydi ya, diğerine göre. Değil bir şey yok, o kaydesiniyordu. Böyle, bunu onu mu yiyelim, kaydesin diye. Biraz kıtır olacak, şey olacak. Ne bileyim, tabii ya böyle ağzımı buruşturdu, dişim buruşturdu bilmem. Yani tatsız tutsuzdu, evet. Aslında normalde güzel pişirildiğinde düzgün, güzel ürün. Yenmesi, tüketilmesi gereken bir ürün ama güzel değildi. Ya tabii değişik. Tempurası olmamış, yağ çekmişti zaten. İncecik bir kabuktu. Acı çok acıydı, ağzımız şey oldu yani. Sonra balığı anlamadık. Balığın sosu azdı. Helva da zaten çiğ ve taze bir şey, hazır helvaydı. Hazır helva, bir yani hamur yapmışlar. Hamur da çok şeydi, böyle lapa gibi. Pişmemiş yani. Ha? Pişmemiş, çiğ. Ben daha güzel yemek beklerdim bunlardan. Peki, yine tadım sırasıyla devam edelim. Mor takımla başlayalım. Lütfen Arzu Hanım. Teşekkür ederim Antonio. Yorumlar ve puan lütfen. Kötü kadın imajında olmak istemiyorum ama mecbur. Yazcım, yaptığın balığı çok beğendim. Çok güzeldi, eline sağlık. Ben zor beğenen insanım. Çok hoşuma gitti. Özellikle içinde bulunan sosla çok güzel harmanlanmıştı. Çok hoşuma gitti. Tempura ve sosu acı olduğu için anlamıyorum. Kusura bakma, tat alamıyorum çünkü. Tempura pişmemişti, belli. Tart güzeldi, hamuru da güzeldi, pişmemişti. Geç davrandınız maalesef. Keşke çıtır hamurla yeseydik, onu güzel olurdu. Elinize sağlık, teşekkür ederim. Afiyet bu kadar. Olsun. Antonio. Yavuz, seni sevmiyorum. Makul. Ama balık çok okeydi. Afiyet olsun. Sos da güzeldi. Aynı benzerini yiyorum, siz biliyorsunuz. Zaten onlar devam edecekler. Bunu siz biliyorsunuz ne verdiniz ona. Balığın dışında, sosun dışında yazılı seni sevmiyorum. Ama puanım mı? Benim etme, bana puanım ver. Tamam. Ah, pardon. Dedim o ne bileyim, o bir 9 zaten. Vallahi böyle ayıp ya. Heyecan yapalım. 9'u ne kadar çirkin yazmış diye düşündüm. Bu güzeldi. Peki 6 puan. Benim fikrim değildi. Antonio'nun fikriydi. Çok kötü bir yazmış. Gram şaşırtıysam namerdim. 6 puan mor takımdan. Peki. Sağ olun. Devam edelim. Kırmızı. Elinize sağlık. Elinize sağlık. Bugün bir tane menü çıktı. Zaten bütün problem ne varsa yazdan kaynaklanıyor. Kızlardan değil. Ama maalesef yazın tabağı çok güzeldi. Neden güzeldi? Şimdi çözdüm olayı. Çünkü bütün sosu bizim tabağımıza koydu. Diğer çocukların da sos yoktu. Ya o kadar sos koyarsan o kadar güzel olur. Ama on olabilirdi. Evet kesinlikle. Ama yazı sevmediğim için. Tart olsaydı, evet. Yaz olmasaydı. Zaman. Zor şartlar. Tatlısınız. Hak diyecek bir şeyimiz yok yani. Arzu şartlar beğendi. Oyalanmak. Yani duydun mu? Arzu hamurunu beğenmiş de sevindi. Dedi. Onun tarifiyle yap. Neyi? Evet, kırmızı takım. Arkadaşlar elinize sağlık öncelikle. Afiyetler olsun. Balık çok güzeldi. Sosunu da çok beğendim. Eline sağlık. Ona söyleyecek bir şey yok bence. Tempura için yanına geldim. Çok güzel çalışıyordun. Hiçbir sıkıntı yok. Sadece üstünde böyle bir tutmamış, tam olarak bir kıvam almamış gibiydi. Tadı güzeldi. Sosla ama tam böyle bir şey yapamadım. Tadını alamadım. Biraz acı gibiydi, evet. Ama çok güzel, çok temiz çalıştınız. Hiçbir problem yoktu. Tart hamurun olmamıştı. Hani onu söylemeye gerek yok. Daha iyisini yapabileceğinizi biliyorum çünkü. Elinize sağlık. Benim yorumum bu kadar. Afiyet olsun. Afiyet olsun. Berat. Ben en son. Peki. En son konuşmak istedim. Ben konuşayım o zaman.
özellikle. Karides pişmemişti. Yanındaki sos güzeldi. Acayip ben seviyorum. Bir de özellikle ona emek sarf ettin, yaptın, çok temiz yaptın. Seni tebrik ediyorum Ruşen'cim. Vallahi bacım. Çok temiz çalıştın. Hatta ben senden o sosu öğrendim bugün, ciddi söylüyorum. Evet, kesinlikle. Ondan güzel sonra... çünkü. Balık çok güzeldi, tadı güzeldi. Sosun tadını da aldım ben, güzeldi balık ve sos. Ama yanında kesinlikle garnitür isterdim onun. Hani ben bir de şey isterdim. Yoktu. Soğan bari olsaydı Muhammed soğan vermedi. İstedim de vermedi soğan. Ne zaman sen de vermedim ne diyeyim. Orada duruyor da soğan. Tatlıya gelince Arzu bence sizi bugün sabote etti diye ortaya bir laf atıyorum. Ay Berat izin verdi mi buna Ayten? Berat'ın izin vermesine gerek yok. Yelpaze de çok yakıştı kötü kadının başıma. Bence orayı bugün sabote ettin, gittin, yardım da ettin ama olmadı. Fırın derecesinde bir şeyde yanlış söyledim bence. Arzu bence sabote etmiş gibi geliyor çünkü Arzu çok zeki bir kadın. Ayten Hanım sadece merakımdan söylüyorum çünkü çok büyük laf söyledim. Benim takım arkadaşım dedi ki... Oraya ne dedi, ne yaptı? Sabote. Gitti. Sabote. Ne yaptı ki sabote etti? Yoksa iftira? İşte iyi ya, doğru vermemiş diyorum. Çünkü soru olmadı sordu ya. Dedi. Soru olmadı. Sordu. Oldu. Sabote etti mi acaba dedi. İşte sabote etti demedi. O yüzden diyorum. Sabote etti mi acaba dedi. Berat abi. Öyle demedi Berat ama şimdi düzeltiyorsan öyle. Ben konuşabilir miyim izin? Vallahi döktüm. Ayten'in sözü bitti mi emin değilim. Ben bayağı sabote ettiğini düşünüyorum. Cidden sabote ettiğini. Bak Berat öyleymiş gördün mü? Bayağı sabote ettiğini. Doğrudur Ayten ablanın bir bildiği vardır o zaman. Çevir kazı yanmasın Berat diyebilir miyiz? O senin iç güzelliğin. Sabote etmedim, yardım ettim. Yarın benim ihtiyacım olur. Elif bana bir tarif verir. Bak sen nasıl öğrenmişsin bugün bir tarif evet, Ruşa'dan. Evet. Sabote mi etti seni tarif vererek? Yok. Biz burada paylaşıyoruz. Senin iç güzelliğin ki sabote ettiğimi düşünüyorsun. Ben bu kadar dertlenmedim ya Ayten Hanım. Boş verin. Vallahi. Berat. Birazdan açıklayacağım. Ayten abla iznin varsa konuşabilir miyim? Ya ben bitirdim yok, zaten. Yok, sen izin vermeden ben konuşamam. Ya de. Berat, bak bizim takımı bozmaya çalışıyorlar, gelmiyor bu şeylere. Başlangıcı çok beğenmedim. Yani kötüydü. Ana yemek süperdi bence. Beğendim. Tatlı yoktu. Dün 5 verdiğimiz için bugün evet. Yani 4 verdik oy birliğiyle. Peki. Ay oy çoğunluğuyla. Evet. İkisi 4 evet. Vermek istedi. Ben 5. Dilan 5 verdi. 1-6 1-4. Biz olsun hani. Evet. Şu anda 10 puandayız. Bu tarifle alakalı katılmıyorum bazı şeylere. Hani açıklamamı isterseniz söyleyebilirim. Az önce de konuşacaktım. Konuşmadılar Dilan. Aynen. Şöyle bence tarifle alakalı burada bir sıkıntı olduğunu düşünmüyorum. Hepimiz birbirimizden bir şeyler öğreniyorsak ve öğrenmeye açıksak bunlar normal şeyler. Arzu sana zaten tarif vermiş olabilir. Nitekim yapan sensin. Burada Arzu'nun bir alakası olduğunu düşünmüyorum konuyla. Teşekkür ederim.